Merhabalar arkadaşlar. Ehliyet Eğitim Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2024 yılı Şubat ve Mart ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Bu soruların tamamı sınavda birebir çıkmış sorulardır. 90 üzeri puan almak istiyorsanız eğer sınavdan önce her gün düzenli bir şekilde hafızanızı tazelemelisiniz. Son videomuzdan geriye doğru testleri çözebilirsiniz. En iyi çalışma yöntemi budur. Ayrıca konu anlatımı derslerimiz de var. Mutlaka tamamını izleyin. Bu videonun açıklama kısmında vardır. Bu testi bitirdiğinizde kaç yanlış yaptıysanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bize sormak istediğiniz her şeyi mutlaka yorumlardan sorun arkadaşlar. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen testi çözmeye başlayalım. Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir? A- Asit, B- antifriz, C- Saf su, D- Motor yağı Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Yeterli miktarda antifriz karıştırmamız gerekir. İç kanamalar kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazede de... Kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir. A aşırı susuzluk hissi. B nemli ve soğuk deri. C yavaş ve güçlü nabız. D şıkkımız ise hızlı ve yüzeysel solunum. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yavaş ve güçlü nabız. Bu kan kaybına bağlı olarak gelişen belirtilerden biri değil arkadaşlar. Sürücülerin bulundukları şehrin tarihi ve turistik yerlerine en uygun gidiş yollarını bilmeleri hangisi açısından önemli değildir? A) Altyapı B) Trafik C) Turist D) Turizm sektörü Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Altyapı açısından önemli değildir. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır. A) mide B) böbrek C) akciğer D) pankreas Bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Akciğer hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organdır. Sırada görsel bir sorumuz var. Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır? A. Kasık B. Boyun C. Koltuk altı D. Köprücük kemiği üzeri Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Kasık bölgesine basınç uygulamamız gerekir arkadaşlar. Bacaktaki kanamalarda kasa basınç uygulayacağız. Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir? A) Klimanın açılması B) Koltuğun ayarlanması C) Aynaların ayarlanması D) Emniyet kemerinin takılması Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Klimanın açılması aracı kullanmaya başlamadan önce yapmamız gereken bir hazırlık değil arkadaşlar. Taşıt yolunun karşı tarafına geçecek yayalar. Aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler? A. Banketleri B. Yaya geçitlerini C. Geçiş yollarını D. Yaya yollarını Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yaya geçitlerini tercih etmelidirler. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir? A. Dudakların morarması B. Göz bebeklerinin küçülmesi C. Göğüs hareketlerinin kaybolması D. Nefes alma ve verme sesinin duyulamaması Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Göz bebeklerinin küçülmesi, solunum durmasının belirtilerinden biri değil arkadaşlar. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır? A) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi B) 2'den fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi C) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi D) Geçme yaparken sinyal verilmesi Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 2'den fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi yasaktır. Yani şeritte bir şeritte bir motosiklet gidebilir anlamında arkadaşlar. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır? A boşta, B birinci viteste, C ikinci viteste, D şıkkımız ise üçüncü viteste. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Vites boşta olmalıdır arkadaşlar. İlk çalıştırma esnasında vitesi boşta bırakacağız. Özellikle direksiyon sınavında buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Vites 1'de ya da 2'deyken devriyaja basıp çalıştırmayın sakın. Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır? A. Geri gitmek. B. Geriye dönmek. C. Zorunluluk dışında park etmek. D. Hızına uygun şeritte gitmek. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hızına uygun şeritte gitmek otoyolda yapılabilecek davranışlardandır. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir? A. Kırmızı oklu ışık B. Yaya figürlü yeşil ışık C. Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık D. Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık. Bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir. Birinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? A koma pozisyonu, B alt çene pozisyonu, C baş çene pozisyonu, D şıkkımız ise şok pozisyonu. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Koma pozisyonu verilmelidir arkadaşlar. Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur? A yağ, B asit, C antifriz, D saf su. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Antifriz koymamız gerekir. Az önce de antifrizle alakalı bir soru çıkmıştı arkadaşlar. Bu yüzden her videoda söylüyorum. Soruları bu şekilde ezberlemeyin. Soruların mantığını kavrarsanız çok daha kolay yanıt vereceksiniz sorulara. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 santim yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A. Şok durumu B. Beyin kanaması C. Ayak bölgesinden yılan sokması. D. Akciğer zedelenmesi ve kanaması. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Şok durumu. Yani kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması şok durumunda yapılıyor arkadaşlar. Şok pozisyonunda bunu yapmamız gerekir. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir? Lütfen tüm tabelalara dikkatli bakalım. Bu soruda çok takılan arkadaşlarımız var. Bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. C seçeneğinde gördüğünüz tabela uzunluk ama anlamında gabari sınırlaması getirmektedir. Motor çalışırken şarj lambasının yanmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? A. Akü kablo bağlantılarının gevşek olması. B. Dispiratör kablo bağlantılarının gevşek olması. C. Marş motoru kablo bağlantılarının gevşek olması. D. Şıkkımız ise endüksiyon bobini kablo bağlantılarının gevşek olması. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Akü kablo bağlantılarının gevşek olması, şarj lambasının yanmasının sebeplerindendir. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar? A) Yağ filtresi B) Hava filtresi C) Yakıt filtresi D) Polen filtresi Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Hava filtresini zamanında değiştirmemiz gerekir arkadaşlar. Eğer değiştirmezsek Motorun içine giren hava akışı zorlaşır. Aracımız çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar. Akünün artı kutup başı, eksi kutup başına göre nasıldır? A daha kısa, B daha uzun, C daha ince, D şıkkımız ise daha kalın. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Daha kalındır arkadaşlar. Akünün artı kutup başı, daha kalındır. Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur. Bu durum öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur? A mide, B beyin, C karaciğer, D kalın bağırsak. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Öncelikle beynimizde hasar oluşturur arkadaşlar. Bir an önce hızlı bir şekilde müdahale etmemiz gerekir. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A hızını arttırması, B sert fren yapması, C vitesi boşa alması, D uygun vitesle inmesi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Uygun vitesle inmesi yapmamız gereken doğrusudur arkadaşlar. Diğer şıklar ise A, B, C bunlar yanlıştır. Kesinlikle bunları yapmayalım. Katalitik konvektör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmalıdır? A. Alkol B. Kurşunsuz benzin C. Süper benzin D. Gaz yağı Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Katalitik konvektör bulunan bir araçta kurşunsuz benzin kullanılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek vites değiştirme imkanı sağlayan güç aktarma organıdır? A. Amortisör B. Helezon yay C. Fren balatası D. Kavrama yani devriyaj Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kavrama yani debriyaj, motor ve vites kutusu arasındaki irtibatı keserek vitesi değiştirme imkanı sağlar. Devam edelim arkadaşlar. Emzemin geçitte aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Hızın azaltılması B. Öndeki aracın geçilmesi C. Bariyer kapalı ise durulması D. Şıkkımız ise bariyer açık ise dikkatli geçilmesi Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Öndeki aracın geçilmesi yani sollama yapmak yasaktır arkadaşlar. Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur? A. Hız sınırlarına uyması B. Trafik görevlisine bilgi vermesi C. ışıklı trafik işaret cihazlarına uyması D. Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması zorunludur. Yani sireni açacak bir de çakarları açacak arkadaşlar. İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir? A. Solunum sistemi, B. Dolaşım sistemi, C. Sindirim sistemi, D. Sinir sistemi. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Sindirim sistemi olacaktır arkadaşlar. Ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar sindirim sistemindedir. Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir? A. Alternatör B. Dispiratör C. Kondansatör D. Marş motoru Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Alternatör, araç için gerekli elektriği üretir arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Bu tabelayı her arkadaşımız trafikte görmeyebilir. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanında da tramvay hattı yoktur arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız ilk defa görüyor olabilir. Soruya bakalım. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? A. Demiryolu alt geçidine. B. Demiryolu üst geçidine. C kontrollü demiryolu geçidine. D kontrolsüz demiryolu geçidine. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kontrolsüz demiryolu geçidine yaklaşıldığını bildirir bu tabela. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler? A. Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek. B. Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek. C çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek. D şıkkımız ise gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek trafiğin akışını olumsuz yönde etkiler. Sürücüler yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar? A yolcuları soldan indirip bindirmek. B kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek. C yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek. D şıkkımız ise yolcuları sağdan indirip bindirmek. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yolcuları sağdan indirip bindirmek zorundadırlar. Hararet sonucu suyu eksilmiş olan radyatöre su eklemeden önce aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Soğutma fanı sökülür. B. Motorun soğuması beklenir. C. Vantilatör kayışı gevşetilir. D. Radyatör sıcaklığının artması beklenir. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Motorun soğuması kesinlikle beklenir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır? A) Uygun viteste seyredilmesi B) Araca aşırı yük ve yolcu alınması C) Aracın gereksiz yere rölantide çalıştırılması D) Aracın normalden düşük motor devriyle sürülmesi Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Uygun viteste seyredilmesi Çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır. Sırada motorla alakalı bir soru. Aşağıdakilerden hangisi sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır? A) Akü şarjı ikaz ışığı B) Yağ basıncı ikaz ışığı C) Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı D) Motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı sadece dizel motorlarda bulunur arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Görsel sorulara sınavda çok dikkat edelim. Özellikle görselin içindeki tabelalara dikkat etmemiz gerekiyor. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? A. U dönüşü yapmalıdır. B. 2 numaralı araca yol vermelidir. C ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı. D 2 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 2 numaralı araca kesinlikle yol vermelidir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir? A stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek. B kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak. C. Saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak. D. Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak. Bu, trafik psikolojisinin hedeflerindendir. Geçmeye başlamadan önce öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır? A 2 araç boyu kadar, B takip mesafesi kadar, C 3 araç boyu kadar, D 1 araç boyu kadar. Bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Takip mesafesi kadar yaklaşılır. Takip mesafesi ne kadardı? Hızımızın tam olarak yarısı. Yani 100 km hızla gidiyorsak en fazla 50 metre yaklaşabiliriz. Yukarıda verilenler trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir? 1. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak. 2. Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek. Şıklara bakalım. A araç kusurları, B yaya kusurları, C yolcu kusurları, D sürücü kusurları. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sürücü kusurları içinde değerlendirilir. Trafik ortamını paylaşanlarda yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması halinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir? 1. Hoşgörülü olunması 2. Bencillikten uzak durulması 3. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi Şıklara bakalım. A. Yalnız 1 B. 1 ve 2 C 2 ve 3. D şıkkımız ise 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 1 ve 2 yani hoşgörülü olunması ve bencillikten uzak durulması. Trafik düzeni ve güvenliğin olumlu yönde etkileri arkadaşlar. Olaylara çok aşırı tepki göstermeyeceğiz. Biraz mülayim olacağız. Aşağıdakilerden hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt hava, hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler? A. Buji B. Dispiritör C. Ateşleme bobini D. Kontak anahtarı Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Buji sıkıştırılmış olan yakıt hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler arkadaşlar. Seyir halindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Yakıt seviyesi kontrol edilir. B. Önemsenmez devam edilir. C. Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. D. Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkartılır. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Durulur, Kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkartılır. Kesinlikle bunları yapmamız gerekir arkadaşlar. Eğer aracımızdan yanık kalba kokusu geliyorsa. İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir? A etrafı temizlemek. B kalp masajında kullanmak. C yaraları kapatmak ve sarmak. D kırıklarda ağrıyı azaltmak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yaraları kapatmak ve sarmak amacı ile ilk yardım çantamızda gazlı bez bulundururuz. Konvoy halinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır? A. Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar. B. Araç uzunluğunun 3 katı kadar. C. Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar. D. Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar. Yani araya bir araç girmesi gerekiyor arkadaşlar. Araç gösterge panelinde ABS uyarı ışığının yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir? A fren sisteminde, B yakıt sisteminde, C yağlama sisteminde, D soğutma sisteminde. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Fren sisteminde bir arıza olduğunu bize belirtir. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? A sağa yanaş, B yavaşla, C hızlan, D şıkkımız ise dur. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Trafik polisinin yaptığı bu hareket hızlan anlamındadır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz? A. Yağ filtresi B. Polen filtresi C. Yakıt filtresi D. Ekran filtresi Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Yakıt filtresinin zamanında periyodik bakımı yapılmazsa yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir? A. Artı kutba, kutba bağlı olan kabloyu. B. Eksi kutba bağlı olan kabloyu. C. Marş kablosunu. D. Şarj kablosunu. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Öncelikle eksi kutba bağlı olan kabloyu sökmemiz gerekir. Aksine bir işaret bulunmadıkça aşağıdaki araçlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hızı saatte 85 kilometredir? A otomobil, B motosiklet, C kamyon, D otobüs. Doğru cevabımız C şık olacaktır. Kamyondur arkadaşlar. Bölünmüş yollarda azami hız saatte 85 kilometredir kamyonun. Trafik kurallarına harfiyen uyan bir sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenir? A. Saygısız B. Bencil C. Korkusuz D. Farkındalık kazanmış Doğru cevabımız... D şıkkı olacaktır. Farkındalık kazanmış. Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir? A) Yüzün yaralanması, B) El bileğinin burkulması, C) Köprücük kemiğinin kırılması, D) Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi, kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgudur. Sırada görsel bir sorumuz var yine. Aşağıdakilerden hangisi ana yol, kavşağını bildiren levhalardan değildir? Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Lütfen sınavda e, resimli sorulara ya da resimli şıklara çok dikkat edelim. Soru resimli ise lütfen resmin içindeki tabelalara dikkat edelim. Çok kolay gibi görünüyor resimli sorular, görsel sorular. Ama sınavda yanlış yapabiliyoruz sınavın heyecanıyla. O yüzden dikkat edelim. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Ana yol tali yol, tali yolla alakası yoktur arkadaşlar. Çünkü döner kavşak tabelasıdır. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz? A bilinci, B dolaşımı, C solunumu D diş eti kanaması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Diş eti kanaması yaşam bulguları içinde yer almaz. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyeli iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir? Görüyorsunuz, okla işaretlenmiş arkadaşlar, soru işareti koyulmuş. Dikkatli bakalım. Şıkları okuyorum. A şaft, B aks, C volan, D kavrama. Doğru cevabımız A Şıkkı olacaktır. Şafttır arkadaşlar. Vitesten gelen hareketin diferansiyeli iletilmesini sağlayan güç aktarma organı şafttır. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir? A. Şokun önlenmesi B. Kazaların önlenmesi C. Acil yardım istenmesi D kanamanın durdurulması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Kazaların önlenmesi ilk yardımın hedeflerinden değildir. Aşağıdakilerden hangisi aracın yavaşlaması ve durması hallerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar? A sis lambaları, B park lambaları, C fren lambaları, D iç aydınlatma lambaları. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Fren lambaları arkadaki aracı ikaz etmek amacıyla yanar. Yani yavaşlıyorum. Siz de yavaşlayın anlamındadır arkadaşlar. Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? A. Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması. B. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi. C. Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması. D. Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması. Bu doğrudur arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır? 1. Yaşamı korumak. 2. iyileşmeyi kolaylaştırmak. 3. durumun kötüye gitmesini önlemek. Şıkları okuyorum. A yalnız 1. B 1 ve 2. C 2 ve 3. D 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 1, 2 ve 3. Yani hepsi arkadaşlar ilk yardımın amaçlarındandır. Sırada yine görsel bir sorumuz var. Araçları görüyorsunuz. Soru okuyorum. Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan Araç resimleri verilmiştir. Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır? Şıkları okuyorum. A yalnız 1, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D 1 2 ve 3. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hepsi arkadaşlar. Yani 1, 2 ve 3 bir şoförün 24 saat süre içerisinde devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasak. İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir? A. Kağıt mendilin B. Çengelli iğnenin C. Steril gazlı bezin D. Makasın Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kağıt mendilin bulundurulması zorunlu değildir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir? A diz ile kalça arası, B ayak bileğinin alt kısmı, C ayak bileğinin üst kısmı, D diz kapağının olduğu bölge. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Diz ile kalça arasıdır. Bacakta turnike uygulamamız gereken bölge diz ile kalçamızın arasıdır arkadaşlar. Fan motoru çalıştığı halde motor suyunun soğumasının sebebi, soğumamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Radyatör petekleri tıkanmıştır. B) Araç lastiklerinin havası fazladır. C) Soğutma suyunda antifriz vardır. D) Soğutma sisteminde termostat yoktur. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Radyatör petekleri tıkanmıştır arkadaşlar. Bir kavşakta trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır? A. Yer ve yön denetimlerine B. Trafik zabıtasına C. Işıklı trafik cihazına D. Trafik işaret levhalarına Doğru cevabımız B. Şık olacaktır. Trafik zabıtasına Arkadaşlar Işıklı bir dört yola geldiniz, göbeğe geldiniz. Işık varsa, aynı zamanda polis varsa, yani trafik zabıtası, diğer adı da polis, trafik polisi. Trafik polisi varsa, trafik polisine uyuyoruz arkadaşlar. Kırmızı ışıkta geç dese bile geçebiliriz. Bunu unutmayalım. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? A. Dönel kavşağı. B. Açılan köprüye. C. Ana yol, tali kavşağına. D. Kontrollü demir yolu geçidine. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Ana yol, tali kavşağına yaklaşıldığını bildirir. Aşağıdaki soru işaretiyle gösterilen ve temel yaşam desteğinin birinci aşaması olan uygulama hangi seçenekte verilmiştir? A. Kırık kontrolünün yapılması. B. Kanamanın kontrol edilmesi. C. Şok pozisyonunun verilmesi. D. Hava yolu açıklığının sağlanması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Temel yaşam desteğinin birinci aşaması olan hava yolu açıklığının sağlanmasıdır arkadaşlar. Sürücülerin bulundukları şehrin tarihi ve turistik yerlerine en uygun gidiş yollarını bilmeleri hangisi açısından önemli değildir? A. Altyapı B. Trafik C. Turist. D. Turizm sektörü. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Altyapı açısından önemli değildir. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılır? A. Tek yönlü yola ters yönden girmek. B. Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak. C. Sürücü belgesini yanında bulundurmamak. D. Araçta bulundurulması zorunlu gereçleri bulundurmamak. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Tek yönlü yolda ters yönden ters yönden girmek asli kusur sayılır arkadaşlar. Ters yönden gitmiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz? A kilometre saati, B kontak anahtarı, C hava yastığı ikaz ışığı, D el freni çekili ikaz ışığı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Kontak anahtarı gösterge paneli üzerinde yer almaz arkadaşlar. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazede de aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür? A. Tokluk hissi B. Yavaş nabız C. Görme netlik D. Yüzeysel solunum Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yüzeysel solunum görülür arkadaşlar. Yani bunu görürüz. Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir? A otobüs, B minibüs, C motosiklet, D otomobil. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Motosikletlerde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir arkadaşlar. Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır? 1. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması. 2. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kağıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması. 3. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması. Şıkları okuyorum. A) yalnız 1. B) 1 ve 2. C) 2 ve 3. D) 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 2 ve 3 Turnik uygulamasında dikkat edilecek hususlar 2 ve 3 numaralı ışıklardır arkadaşlar. Karayollarında taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisiyle belirlenir? A. Yol çizgileri B. Işıklı işaret cihazları C. Trafik polisinin sayısı D. Karayolundaki taşıt sayısı Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yol çizgileriyle belirlenir arkadaşlar. Yani kaç şerit varsa o kadar yan yana araç gidebilir. Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir? A yağ seviyesine, B antifriz seviyesine, C hidrolik seviyesine, D elektrolit seviyesine. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Elektrolit seviyesine dikkat edilir. Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi gevşek malzemeli zemin anlamındadır? Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Lütfen hepsine dikkatli bakalım. Bazı şıklar birbirine benziyor olabilir. Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. C şıkkını görüyorsunuz. Gevşek malzemeli zemin anlamındadır. Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir? A. Deride kızarıklık. B vücut sıcaklığının artması, C solunumun aniden derinleşmesi, D nabzın süratli ve zayıf olması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Nabzın süratli ve zayıf olması şokun belirtilerindendir. Evet arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi alternatörün görevidir? A mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmek. B. Elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirmek. C. Isı enerjisini mekanik enerjiye çevirmek. D. Şıkkı ise mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Mekanik enerji elektrik enerjisine çevirmek alternatörün görevidir. Yine bir trafik tabelası. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. Yaya giremez B. Bisiklet giremez C. At arabası giremez D. Motorlu taşıt giremez Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Görüyorsunuz tabelada hem motosikleti göstermiş hem de otomobili göstermiş. Dolayısıyla D seçeneği motorlu taşıt giremez anlamındadır. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması B gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi C tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi D şıkkı ise geçme yaparken sinyal verilmesi Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması yasaktır. Şöyle yasak olmuyor bazen arkadaşlar. Ruhsata işletebiliyoruz. Yani şoför haricinde iki koltuk sayısı olarak işletirsek taşıyabiliriz. Ama bu genelde motosikletlerde olmuyor. Bunu yaparsak olur. Yapmazsak bir kişiden fazla taşınması yasak. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli. B. işaret verdiği anda manevraya başlamalı. C. Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli. D. Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Ön ve arka yanlardaki trafiği kontrol etmelidir. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? A. Aşırı hız yapılması. B. Frenlerin ayarsız olması. C. Rolanti ayarının bozuk olması. D. Lastiklerin havasının az olması. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Aşırı hız yapılması, yakıt tüketiminin artmasına sürücüden kaynaklanan kusurdur arkadaşlar. Yani aşırı hız yaparsak fazla yakıt tüketiriz. Bu da sürücüden kaynaklanır. Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır? 1. Yaşamı korumak. 2. iyileşmeyi kolaylaştırmak. 3. Durumun kötüye gitmesini önlemek. Şıkları okuyorum. A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız... D şıkkı olacaktır. 1, 2 ve 3. İlk yardımın amaçları hepsidir arkadaşlar. Yaşamı korumak, iyileşmeyi kolaylaştırmak, durumun kötüye gitmesini önlemek. Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? A. Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması. B. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi. C. Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması. D. Baş ve işaret parmakları arasında alınan burun, burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması. Doğru cevabımız... D Şık olacaktır. Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A. Adli tıp B. Kazazede C. Trafik psikolojisi D. İlk yardımcı Doğru cevabımız C. Şıkkı olacaktır. Trafik psikolojisi Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, bilinç algılama, anlama, hareketlerin birbiriyle uyum ve denge içinde olmasını sağlayan ve benzeri işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır? A omurilik, B pankreas, C böbrekler, D akciğerler. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Omuriliktir arkadaşlar. Bu tür yani soruda sorulan bütün işlevleri kontrol eden sistem omuriliktir. Evet bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Ne kadar çok test çözerseniz sizin yararınıza olacaktır arkadaşlar. Emekleriniz boşa gitsin istemem lütfen fazla test çözün. Soruların mantığını kavramaya çalışın ve lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın. Bu bizim için gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.